Herkese merhaba. Bundan yıllar yıllar önce bir dernek kuruldu. E, dünyada kar amacı gütmeyen e, ve gençlerle çiftlik sahibi, toprak sahibi, çiftçileri bir araya getiren Tatuta isimli bir dernek kuruldu. Ve Türkiye'de de Buğday Derneği ile çalışmaya başladı. Ve ben de bu dernekle birlikte e, onlara başvurarak yıllar yıllar önce Bulgaristan'da Sofya'nın bir köyüne gittim bir çiftlikte çalışmaya. Bir hafta çalıştıktan sonra oradan kazandığım çok cüzdi bir parayla 2-3 günde bölgeyi gezme fırsatım oldu. Fakat daha büyük bir fırsat oldu benim için orada. Ulkre isminde Norveçli bir arkadaşım oldu. Ukray ile birlikte 2-3 gün onunla birlikte gezdikten sonra bir sonraki yaz onun ülkesinde buluşmak üzere ayrıldık. Ve gerçekten de bütün bir yıl boyunca iletişimimiz devam etti. Bir sene sonra, bir sonraki yaz beni bütün masraflarımı karşılayan bir davet mektubuyla ailesinin evine davet etti. Ben vizemi aldım ve arkada görmüş olduğunuz Norveç'teki Reyn kasabasına doğru yola çıktım. Uçağa bindim, uçaktan indim, otobüse bindim, en son bir e, gemiye bindim, feribota bindim ve nihayet e, kasabaya vardım. Ee, günler geceler birbirine karıştı çünkü e, özellikle Kuzey ülkelerinde e, çok e, özellikle yaz aylarında hava e, çok geç kararıyor ve çok erken aydınlanıyor. 2-3 gün uyuyamadım ve bir gün gerçekten 6 saate artık e, sızmıştım ve 6 saat uykunun sonucunda evde yüksek sesle bir televizyon e, sesiyle uyandım. Kalktım ne oluyor diye çünkü evde hemen hemen hiç televizyon açılmaz Genelde bütün vakitlerini, hele yaz ayları ise dışarıda geçirirler. İşte balık tutarlar, bisiklete binerler, koşarlar, tarımla uğraşırlar vesaire veya turizm yapıyorlarsa, Norveç fjordlarında çok fazla sayıda bu kasabalarda turizm yapılır yaz aylarında. E böyle meşgaleleri var ve hiç kimsenin televizyon açmak ya da kitap okurlar aklına gelmez. Gerçekten televizyon sesiyle uyandım. Ne oldu diye salona gittiğimde bütün aile televizyonun başına toplanmıştı. Dedim ki burada ne oluyor? dediler ki Oslo yakınlarında bir adam geyik tarafından kovalanmış ve kaçarken düşüp bacağını kırmış. ey dedim. Dediler ki bu kadar. Nasıl yani dedim hani bu kadar mı bütün hikaye? Evet bu kadar. Ee, peki dedim yani bunun nasıl bir haber değeri var sizin için? Ya inanılmaz değil mi diyorlar? Ne kadar büyük bir olay. Gerçekten iki gün boyunca bütün ulusal televizyonlar bundan bahsetti. Bütün gazeteler bunlar bundan bahsetti ve herkes bunu konuştu. Ve ben ülkeme döndüm. Manzara şuydu. 2001 krizi olmuş. Cumhurbaşkanımız başbakanı anaya sıfırlatmış. Ortalık birbirine girmiş, bütün e, pariteler, bütün e, dolar pariteleri, her şey fırlamış, ekonomik kriz başlamış, iş yerleri kapanıyor, bir tane adam e, sinek yutmuş ve sineği öldürmek için sinek ilacı içmiş, e, bir tane büyük bir tır e, bir bahçeli evin kapısından girmiş, benim başka bir arkadaşım ilk defa araba kullanırken e, polis karakolundan içeri girmiş vesaire vesaire böyle bir ülkeye geri döndüm ve sonra dedim ki benim bu ülkede var olmam, hayatta kalmam ve hayallerimi gerçekleştirmem için kendime bir yol açmam gerekiyor. Mücadelenin diyarından tüm dünyaya selamlar öncelikle hoş geldiniz. <laughs> Gelelim benim hikayeme. Ee, benim hikayem aslında üniversiteye hazırlanırken başladı. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk okumak istiyordum. Ee, ve bunun için böyle e, şey, lise 2'den itibaren hazırlanmaya başladım. E, i̇şte tiyatro kurslarına gidiyorum, belediyenin kurslarına gidiyorum. Sahaflardan kitaplar alıyorum. Devlet memuru bir e, ailenin çocuğuydum. E, hatta üniversiteye başlarken... Babam emekli oldu. Bir ablam var. O da o zaman üniversiteyi yeni bitirmişti ve iş arıyordu. Gıda mühendisliği okumuştu. Annem de ev hanımıydı. Böyle tatlı, kendi yağıyla kavrulan bir aile. Yerimiz İzmir, şehrimiz İzmir. İzmir'de Güzel Sanatlar Fakültesi, oyunculuk okuyacağım. En büyük hayalim bu. Gel gelelim, işler beklediğim gibi gitmedi. Oyunculukta sahne sınavım harika geçti. Fakat şans sınavına ve aynı zamanda da e, dans sınavına gireceğimi bilmiyordum. E, opera sanatçılarından oluşan bir jürinin önünde anırarak yıldızların altındayı söyleyince ve bir balerinin önünde de dans etmeye çalışırken yerlerde yuvarlanınca hayallerim suya düştü. Ama bunun yanı sıra bir şey olmuştu. Yazarlık e, sınavlarına, dramatik yazarlık Sınavlarına da kayıt yaptırmıştım. Ve hayal gücüm sayesinde bütün sınavları arka arkaya geçerek hayatımın bana en büyük hediyesi olan okuluma girdim. Güzel Sanatlar 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü. Bununla bitmedi çünkü çalışmam gerekiyordu. Üniversite birde ne yapabilirim diye araştırmaya başladım. Anketörlükten tutun satış mağazada satış görevlilerine görevliliğine vesaire vesaire eller gibi çalışıyorum. Hatta işte bir arkadaşım barda çalışıyor, oradan çıkıyorum işten, onun yanına gidiyorum bardakları yıkıyorum vesaire işte barık yapı kapatıyoruz. Ertesi gün okula gidiyorum böyle bir döngü başladı benim için hayatımdan da çok memnunum. Derken. E, i̇kinci sınıfta bir televizyon kanalının tozlu e, raflarını temizlerken, arşiv görevlisiydim çünkü, bir pazar günü, pazarları da çalışıyordum, bir pazar günü bir ilan gördüm. İlanda tam da gördüğünüz bu kaplumbağa vardı ve şöyle diyordu, e, ''Su kaplumbağası denizini arıyor.'' Böyle bir ilan vardı ve bir, bir reklam yazarı, reklam metin yazarı arıyordu bir reklam ajansı. Dedim ki, ''O kaplumbağa benim.'' ertesi sabah neden o kaplumbağanın ben olduğumu anlatan bir CV gönderdim. Aslında CV'den daha çok bir mektup gönderdim. Fakat içine de okulda yaptığım bir takım işleri koydum. Yani aslında çok yaratıcı bir iş planı hazırladım onlara. Sizin için bunları yapabilirim, bunları yaratabilirim vesaire. Tek bir şey atla, atlamıştım. Aslında pek de umurumda değildi. Mezun birini arıyorlardı. Yani okulu bitmiş, Mümkünse iki yıl tecrübesi olan fakat o ben değildim ama aradıkları kişi bendim bunu biliyordum. Bütün başvurular bitmişti, görüşmeleri yapmışlardı çünkü aslında ilan bir önceki hafta çıkmıştı fakat ben gördüğümde ilana o zamanlar gazetelerde İK eklerinde bir tane ilan koyuyorsunuz, bir tane de size işte promosyon veriyor onda öteki öteki hafta yayınlanıyor. Halbuki bu geçen haftanın ilanı ve ben aynı günün akşamı bir telefon aldım. Mail attım, daha doğrusu dosyamı bıraktım. Ajansın, ajans başkanından benimle görüşmek istiyorlardı. Beş gün sonra işe başlamıştım. Hem okula gidiyordum, diğer işlerimin hepsini bıraktım. Okuldan koşturarak ajansa gidiyordum. Ve biliyordum ki ben ne yaparsam yapayım, kendime ki bütün kapılar kapalı olsa yeni bir yol açabileceğim. Onu ilk, ilk defa o zaman fark ettim. Yıllar içinde bir sürü şey yaptım. Bir yandan çalıştım, bir yandan okula devam ettim. Okulumuzda da e, tabii kazandığım paralarla en büyük şansım aile, ailemin yanında yaşamaktı. aileden Ailesinden ayrı yaşayan e, öğrencinin ne kadar zorluk çektiğini biliyorum ve farkındayım. E, benim en büyük şansım buydu. Ta ki e, okul bitene kadar. Okul bitince e, böyle. Daha önce muayenehane olan 45 metrekarelik küçücük bir eve taşındım. Sadece işte kendi ayaklarımın üzerinde durabilmek için. Ee, reklam yazarlığı yaptım, reklam metin yazarlığı yaptım. Ee, arkasından kreatif direktör oldum. Ve en sonunda e, dergilere yazmaya başladım. Bir blok ödülleri yarışmasında ikinci oldum. Fotoğraf dersi aldım, fotoğraf eğitimi aldım, ikinci ağır er bir fotoğraf makinesi aldım. Bunları çok hızlı hızlı geçiyorum çünkü zaman içinde, yıllar içinde çok fazla şey e, yaptığımı geriye dönüp baktığımda görüyorum ama sadece şunu söyleyeceğim, hep kendime yatırım yaptım. Nasıl daha iyi fotoğraf çekebilirim? Nasıl daha iyi yazı yazabilirim? Kendimi nasıl daha geliştirebilirim? Veya reklamcılıkla ilgili nasıl bir eğitim alabilirim vesaire vesaire. 2014 yılına geldiğimizde artık çok dünya önlü bir seyahat dergisinde yazılarım yayınlanmaya başlamıştı. Aynı zamanda Türkiye'deki dergilerde yazı yazmaya başlamıştım. Ve bütün bunları da işten arta kalan, evet, gece 12'lere kadar çalışıyordum ve işten arta kalan zamanlarımda yapıyordum. 2014 yılında bir ihtarname aldım şirketimden ve bana diyorlardı ki diğer bütün işleri bırakıp bizimle devam et ya da yollarımızı ayıralım. Bir karar vermem gerekiyordu. Hiçbir şey kolay değildi. Ailemden ayrı yaşıyordum. Ailemin gelir durumu zaten belliydi. Buradan gelen düzenli ve sürekli bir kazancım vardı çok olmasa da beni geçindirebilecek bir kazançtı. Ee, ve kendi yağıyla kendi arkadaşlarıyla kendi ortamında gayet mutlu yaşayan bir insanım ve bir karar vermem gerekiyordu. Ve ben özgürlüğü seçtim. Ee, çok zor bir karardı çünkü ne olacağımı ne yapabileceğimi neler yapabileceğimi ve nasıl bir potansiyelim olduğunu henüz bilmiyordum. Bir yere bağlı çalışırken, bir kurumun çatısı altında çalışırken, evet şartlar sizi çok zorlayabilir. İnsanlar sizi çok zorlayabilir. Bununla ilgili mutsuz olduğunuz zamanlar olabilir veya çok mutlu olduğunuz zamanlar olabilir. Ama kendi kanatlarınızla uçmak her zaman Risk e, almanız gerektirir ve başarılı ya da başarısız olacağınızın garantisini vermez. Bu tamamen bir seçimdir ve bazen e, zorunlu hale gelebilir. Tıpkı bende olduğu gibi. Orada kalmayı seçebilirdim. Hala orada çalışıyor olabilirdim. Ve oradan emekli olabilirdim yakın bir tarihte. Belki beş sene, belki on sene sonra. E, ama şu an buradayım ve size bu konuşmayı yapıyorum. Ve bunu aslında hayatımın ilk kırılma noktası olan e, o işten çıkarılmaya başlayayım. Ve ben işten e, ayrılmak istediğimi söyledim. Ama çok sevdiğim bir e, patronum vardı. Dedi ki tamam ben sana tazminatını ödeyeceğim. Yedi yıldır burada kreatif direktör olarak gece gündüz çalışıyorsun. Ama bir seçim yaptın. E, ve ben o tazminatı alıp iki tane şey yaptım. Bir tanesi... Bundan sonraki hayatımı devam ettirebilmek için kendime bir bilgisayar almam gerekiyordu. Çünkü şirketin bilgisayarını kullanıyordum. Ee, üstelik tasarım yapabileceğim bir bilgisayar almam gerekiyordu. Ne, ne olduğunu tahmin edersiniz. Arkasından da e, kalan parayla da ikinci el bir bilgisayar aldım. Kalan parayla da İtalya'ya gittim. Çünkü en büyük hayalimdi. Garlarda yattım, kod yaptım, ailelerin yanında kaldım. Ee, ve döndüğümde artık başka bir insandım Türkiye'ye çünkü e, bakış açım değişmişti. E, uz, bu kadar uzun bir seyahat bana e, yemek kültürüyle, toprak kültürüyle, özellikle kırsal alanlarda çok fazla vakit geçirdim. E, nasıl üretim yapıyorlar, çiftçiler nasıl yaşıyorlar, e, neden onların e, yemekleri, sofraları, kültürleri bu kadar dünyada? E, ün kazanmışken bizde çok daha değerlisi olduğu halde biz bunları neden anlatamıyoruz? Aslında hep bunlara kafa yordum tuhaf bir şekilde. Meğerse bunlar benim şu an yaptığım işin ön hazırlık safasıymış O an inanın sadece meraktan yaptım ve en ufak bir fikrimle olmadığı bir dönem geçirdim. Döndüm, 2014 yılında bir arkadaşımın ofisinde bir kendime... Oda tuttum, onunla birlikte kirayı paylaşmaya başladım ve sonra aklıma bir fikir geldi. Instagram yeni yeni aslında bu kadar güçlenmeye başlıyordu. Kopenhag gitmeyi planlıyordum, öyle hayallerim vardı, bunun için para biriktirmem gerekiyordu ve bir araştırma yapmam gerekiyordu. Ve bir araştırma yaptığımda Visit Copenhagen diye bir Instagram sayfasından bir turizm ofisine ulaştım. Ee, ve sonrasında dedim ki biz neden İzmir'i tanıtan böyle bir proje yapmıyoruz? Ve oturup projeyi yazdım. Arkasından projeyi e, yerel yönetimlere ve STK'lara sundum. Herkes bu işe inandı. Dünyanın her yerinden e, takipçisi milyonları bulan fotoğraf sanatçıları getirdik. Onlara İzmir'i gezdirdim, İzmir'i anlattım ve 6 ay içinde 180 bin organik takipçiye ulaştı bu hesap 2014'te. Ve hayatıma böyle devam ediyorum. 2015'te önce bir ev kazasında babamı... ...arkasından da 40 gün, yani onun 40'ında beyin kanaması geçiren üzüntüden annemi kaybettim. Ve artık İzmir'de yapacak hiçbir şeyim yoktu. Beni İzmir'e bağlayan hiçbir şey yoktu. Ve bir arkadaşım cesaretlendirmesiyle... Bir gecede İstanbul'a taşınmaya karar verdim ve gözümü İstanbul'da açtım. Hiç kolay olmadı İstanbul'da yaşamak. Her şey benim için yabancıydı. Hafta sonları telefonlarım çalmıyordu. Yenime bir yeni bir çevre ve arkadaşlar yaratana, oluşturana kadar ve güçlü bağlar kurana kadar gerçekten çok zor dönemler geçirdim. Cebimde bin lira taşındım İstanbul'a ve tek inancım şuydu. Hiç unutmuyorum. Uçağa binerken Şöyle düşündüm, taşınma masrafları çıktıktan sonra beyaz eşyalarımı da ablama almıştı. E, bin lira kalıyor ve sen bu bin lirayla ne yapacaksın? Sonra dedim ki, bana bu yolu açan aç da verir, iş de verir. Çünkü bir arkadaşımın 35 yıllık apartmanında bir daire boşalmıştı ve oraya gidiyordum ve içi gerçekten çok fena durumdaydı. Ve en sonunda gittim. Uçaktan indiğimde bir mail vardı mail kutumda. Bana şöyle diyordu, Bugün saat 3'te, Maslak'ta, şu X adreste, şu derginin editörlüğü için sizinle görüşmek istiyoruz. Elimde valizimle, ayağımda sandaletlerimle gittim, içeri girdim, iş görüşmesi yaptım. Bir saat sonra İstanbul'da bir işim vardı, çıktım. Ertesi gün her şeyi o hale bırakıp, evi darmadağın bırakıp Ankara'ya çekime gittim. Ve İstanbul hayatım böyle başladı. Birçok iş yaptım İstanbul'da. Televizyon programında da televizyon programına da çıktım. Seyahat programı da yaptım. işte bir gazetede köşe yazmak istiyordum kadın hikayeleriyle ilgili. Bana o fırsatı vermediler. Bütün şeyler köşeler tutulmuştu ve en sonunda bu kadın hikayelerini benim gibi Türkiye'nin dört bir yanından gelen kadınların İstanbul'daki mücadelesini anlatan yazıları Instagram'a yazmaya başladım. Ee, hesap giderek büyümeye başladı. Her gün yüzlerce, binlerce kadın takibi alıyor, yazılar e, paylaşılıyor, bana mailler geliyor vesaire. Ve sonunda anladım ki ben kendi mecra'mı yaratıyorum. Ee, ve bu mecra'yı yarattıktan yıllar yıllar sonra da çok güzel bir gazeteden, yani yıllar yıllar sonra dedim iki yıl sonra da çok güzel bir gazetenin genel yayın yönetmeni fark etti. Ve artık orada yazıyorum, bir yandan podcast programı yapıyorum, Anadolu'yu çekip, Anadolu'ya gidip Karadeniz'e kadar, Gürcistan sınırına kadar, Kars'a, Mardin'e her yere gidip kadın hikayeleri yazıyorum ve kadın hikayeleri anlatıyorum. Size sadece şunu söylemek için buraya çıktım, hayatta her zaman hangi ülkede yaşarsanız yaşayın, hele ki bizim ülkemiz gibi zor bir ülkede yaşıyorsanız daima kendinize yeni bir yol açabilirsiniz. İşte bu yüzden buradayım. Herkese çok teşekkür ediyorum.